Bu dersimizde kinetik moleküler teori olarak adlandırılan kavrama odaklanacağız. Kulağa oldukça havalı geliyor, değil mi? Bu videomuzda bu teorinin gaz halde bulunan bir maddede neler gerçekleştiğini anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu göreceğiz. İlk olarak makro düzeyde gazlarla ilgili ölçebileceğimiz unsurlara bakalım. Burada makro kelimesini bunun aslında atom ve moleküllerden çok daha büyük ölçekte olduğunu göstermek için kullandım. Gazlarla ilgili ölçebildiğimiz şeyleri sıralayalım. Örneğin basıncı ölçebiliriz. Peki bunu nasıl yaparız? Basıncı alan başına düşen kuvvet şeklinde özetleyebiliriz. Ne için ölçtüğünüze bağlı olarak basıncı ölçmek için farklı yöntemler kullanabiliriz. Kuvveti de yayları da kullanarak ölçebiliriz. Buradan da belli yüzey alanlarına belli kuvvetler uygulayabileceğimizi görebiliriz. Dediğim gibi tüm bu yöntemleri kullanarak basıncı bulabiliriz. Örneğin bir kabın içerisindeki gazın basıncını da bulabiliriz veya bu kabın hacmini hesaplayabiliriz. Bu kabın kapladığı alanın hacim olduğunu biliyoruz. Bunun gibi bir dikdörtgenler prizmasının hacmini rahatlıkla bulabiliriz. Bu kap küre veya başka bir şekilde olsaydı da hacmi rahatlıkla bulabilirdik. Molekülleri incelemeden hatta varlığını bile bilmeden bir cismin hacmini çok farklı şekillerde hesaplayabiliriz. Bunların yanı sıra sıcaklığı da ölçebiliriz. Bunu da çok farklı yöntemlerle yapmak mümkün. Kimyada mutlak ölçü olduğu için genellikle Kelvin kullanılır. Ancak sıcaklığı ölçmek için termometre gibi cihazlardan da faydalanabiliriz. Önceki örnekte olduğu gibi burada da atom veya molekülleri incelemeden hatta varlıklarından haberdar bile olmadan sıcaklığı ölçebiliriz. Aynı zamanda bir maddenin miktarını da hesaplayabiliriz. Örneğin mol sayısını hesaplayabiliriz. Burada aklınıza şu soru takılmış olabilir. Molün içerisinde belli miktarda molekül veya atom bulunmuyor mu? Evet, bulunuyor. Ancak mol kavramı ilk kez ortaya atıldığında henüz bir molün içerisinde kaç molekül veya tanecik olduğunu bilmiyorduk. İlk başta mol sadece bir miktar olarak görülüyordu. İçinde tam olarak ne kadar tanecik bulunduğu bilinmiyordu. Dediğim gibi, tüm bu saydıklarımı makro düzeyde ölçebiliriz. Bu unsurların hepsini de ideal gaz denklemine bağlayabiliriz. Bu denkleme göre basınç çarpı hacim eşittir gaz miktarı. Burada tabii ki ideal bir gazdan bahsediyorum. İlerleyen videolarda ideal gaz sayılan veya sayılmayan gazlardan daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Az önce dediğim gibi burada miktarla kastettiğim aslında mol sayısı. Buraya ideal gaz sabitini de ekleyelim. Bu sayede denklemdeki birimleri rahatlıkla bulabiliriz. Kelvin cinsiyle ifade edilen sıcaklığı da eklemeyi unutmayalım. Bilim insanları atom veya moleküller hakkında çok bilgi sahibi olmadıkları ve bu cisimleri doğrudan veya dolaylı olarak gözlemleyemediğimiz dönemde bu makro ölçümleri kullanarak bu ilişkiyi kurmayı başarmıştı. Peki, bu makro ölçümler ve bu ilişki moleküler düzeyde ne gibi anlamlar taşır? İşte tam da bu noktada kinetik moleküler teori devreye girer. Teoriye göre bir gazın çok küçük taneciklerden oluştuğunu düşünebiliriz. Bu taneciklere gaz molekülü adı verilir. Bu moleküllerin toplam hacmi de kabın hacmine kıyasla oldukça azdır. Dolayısıyla bu tanecikler arasındaki kısmın çoğunlukla boşluk olduğunu söyleyebiliriz. Basınçsa bu taneciklerin kabın kenarlarına çarpması sonucu oluşur. Çünkü herhangi bir anda kabın herhangi bir kenarına çarpan ve birim alan başına bir kuvvet oluşturmaya yetecek kadar tanecik bulunur. Bu da basıncı oluşturur. Bu çarpışmalar esnek veya elastik olarak adlandırılır. Bundan fizik videolarında daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Ancak bu çarpışmalar sayesinde kinetik enerji korunmuş olur. Bunu daha öncesinde duymuş olabilirsiniz. Ancak tekrarlamakta fayda var. Kinetik enerji eşittir 1/2 çarpı kütle çarpı hızın karesi. Dolayısıyla tanecikler kabın kenarlarına çarptığında kütle aynı kalır. Aynı zamanda taneciklerin hızı da korunmuş olur. Dediğim gibi bu tanecikler oldukça küçük. O kadar küçükler ki toplam hacimleri kabın hacmine kıyasla oldukça az kalıyor. Bu tanecikler kabın kenarlarına çarpıp esnek çarpışmaların gerçekleşmesine yol açarak basıncın oluşmasını sağlar. Sıcaklıksa bu taneciklerin ortalama kinetik enerjisiyle ilgili bir kavramdır. Bu ikisi doğru orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça ortalama kinetik enerji de artar. Ortalama kinetik enerji oldukça önemli bir kavram. Çünkü bu taneciklerin bazıları diğerlerine kıyasla daha hızlı hareket ediyor olabilir. En değerleriyle ifade edilen mol sayısı elimizde bulunan toplam tanecik sayısını gösterir. Bildiğiniz gibi her molde Avogadro sayısı kadar tanecik bulunur. Dolayısıyla mol ile Avogadro sayısını çarparak tanecik sayısını bulabiliriz. Kinetik moleküler teori bence çok yararlı bir teori. Teori olarak ortaya çıktığının farkındayım. Ancak bu teori sayesinde kimyacı ve fizikçiler bir kabın içerisinde bulunan gazları görselleştirme şansı yakalar. Teoriyi daha rahat anlamanız açısından kinetik moleküler teorinin ortaya koyduğu aksiyomları yani varsayımları sıralayabiliriz. Bunların varsayım olduğunu anlamanız oldukça önemli. Gerçek bir ortamda bu varsayımdan biraz daha farklı bir sonuca ulaşabiliriz. Ancak bu varsayımlar sayesinde gazların davranışlarını çok daha rahat bir şekilde anlamamız mümkün. İlk varsayımdan zaten bahsetmiştik. Buna göre gazlar birbirinden bağımsız, her yönde gelişigüzel hareket eden taneciklerden oluşur. Dediğim gibi, bunu zaten söylemiştik. Bu tanecikler kabın kenarlarına çarparak hareket eder. İkinci varsayıma göre taneciklerin toplam hacmi gazın içerisinde bulunduğu toplam hacmin yanında göz ardı edilebilir. İdeal gazlarla ilgili sorularda bu varsayım devreye girer. Çünkü bu göz ardı edilebilir bir durum olmasaydı birbirini iten veya çeken etkileşimlere daha fazla kafa yormamız gerekirdi. Tanecikler arasında birbirini iten veya çeken hiçbir kuvvet bulunmaz. Bunu da aslında ikinci varsayımın devamı olarak görebiliriz. Dediğim gibi, bu tarz kuvvetler olsaydı, gazlar ideal olmayan hale daha yakın olurdu. Bu kavrama ilerleyen videolarda değineceğiz. Tanecikler arasındaki çarpışmalar tamamen esnektir. Bu sayede tanecikler kinetik enerji ve dolayısıyla momentumun korunmasını sağlar. Son olarak taneciklerin ortalama kinetik enerjisi Kelvin cinsi ile ifade edilen sıcaklıkla orantılıdır. Bundan da daha öncesinde bahsetmiştik. Buna göre sıcaklığın ifade ettiği makro bileşen taneciklerin ortalama kinetik enerjisiyle orantılı olarak hesaplanır.